Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Saldırı bardağı taşırdı. Milli Savunma Bakanlığı andıştı. Irak'a nota verildi. Değerli izleyenler, Musul'da Türk Konsolosluğu'na yönelik gerçekleştirilen saldırı sonrası Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert açıklamalar geldi. Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na yönelik saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, can kaybı yaşanmayan bu saldırıyı en sert şekilde kınıyor ve sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz ifadelerine yer verildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Musul Başkonsolosluğumuza 27 Temmuz sabah saatlerinde bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Can kaybı yaşanmayan bu saldırıyı en sert şekilde kınıyor ve sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz. Irak makamlarını diplomatik ve konsüler temsilciliklere koruma sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Ülkemizin haksız şekilde itham edilerek hedef gösterildiği bir dönemde, Irak makamlarının çaresi üzerine düzenlenen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında bu saldırının gerçekleşmiş olması da vahim ve düşündürücüdür. Bu vesileyle Irak makamlarına terörle mücadeleye odaklanmaları ve toprakları üzerinden komşu ülkelere ve diplomatik temsilciliklere tehdit oluşturan terör mevcudiyetlerine son vermeleri çaremizi bir kez daha yineliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na düzenlenen saldırıyı kınadı. Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Musul Başkonsolosluğumuza düzenlenen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Irak makamlarından bu provokatif saldırının sorumlularının acilen bulunmasını ve mutlaka hesabının sorulmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. Musul Başkonsolosluğumuza yönelik alçakça saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırılarıyla kimin sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır, açıklaması yapıldı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.